Gel bakalım sen de. Geliyormuş sahibi. Hamserim bir şey diyeyim mi? Tamam, sıfır model araba bekliyor onu burada. Abla devam et. Sentinelin ben yarrağını yiyeyim ya. Yani bunun amına koyayım bu araba mı ya? Düşündüğün gibi olmadı mı? Abi bu araba yarrak gibi ya. Son market soygunu şahısları yakaladık. Artık ile departmana geçiyoruz. Neymiş market şeyi ya? 18'den durumumuz 10.99 oldu. Departmana geçeceğiz. Soygun, market soygunu. Kamu var. Kaçtı götümüze kamu. Ama şimdi silah da var size. Abi silah şu olmadan... kıyafetleri bir değişsek ya ya. Yani bu kıyafetlerle kamu... Olur niye ya mi? Niye olmasın? Ters abi bizim yani. Bir şey diyeceğim, o zaman kamuya çekiyorum direkt. Dur şunları bırakalım, hazır. Bırakalım da. Benim aradığım arkadaş, ismin neydi? Abi benim verimi donk izleyici. Tamamdır. Benim aradığım arkadaş ismi? Rutkay Nesin. Rutkay Nesin, bekleyin burada 2 dakika, hemen geliyorsun. Rutkay, valla kusura bakma kardeşim. Kime diyorsun lan? Sana. Kardeşim boş konuşma. Başaramadım. Neyi başaramadım? Bundan sonra hastaneden yardım talep edildiğinde arkadaşlar intikal edip toplumun huzurunu bozmaktan kişilere ceza kesebilirsiniz, bilginiz olsun. Oğlum kaçmaya çalışmayın ha. Edim 2'den ses yine. Bir konuş dinlemede. Rica etsem otoparkın üst kısmına gelebilir misin? Ali çabuk çabuk çabuk! Ne oldu lan? Çık hadi yeter ya. Hadi yeter Ali ya. Ya bir dur. Otoparkta mısınız? Birine koyayım da. Nerede? Ya. Nerede? Ah. Üçüncü kattayız ama. 10.04. Anahtar al üstüne, adamlar şeyini açarsın. Bende var zaten aslan, ben kıdemliyim ya. Ben artık taşıyabiliyorum üstümde. Yürü. Kaçtı, yemin ederim kaçtı, benim bok yememe kaçtı, Allah benim belamı versin. Bu sentinele ne zaman ihanet etsem belam sikiliyor ya. Amına koyayım, yarışta da gittim, araba kiraladım, arabayla taklaya geldim. Yani bir daha ne olursa olsun sentinel olsun. İyi, bundan sonra biz de sentinellere sensürüyormuş gibi bir şey yapalım. Lan abi, sentinelin piyasası canlandı amına koyayım, olaya bak. Allah Allah. Vallahi bugün 4-5 tane gördük ya, neden sanmadım. Arabayı en son yakacağım ya. Anaya küfür, anaya küfür. Terbiyesiz bu adam. Ne yapalım yani? Abi Allah size sabır versin ya. Yani bu şartlarda nasıl çalışıyorsunuz hiç bilmiyorum. Şimdi biz bu kıyafetlerle kamu yapıyoruz değil mi abi? Evet. Allah da bizim belamızı versin. İyi bir insan olmazsınız, böyle mahkum kalırsınız. Abi senin için sırf iyi bir insan olacağım. Şimdi vermidon, dur dolar, bakayım. Duruyorum dolar, abi. Artı 30 komu, 1000 dolar artı 30 komu. Maalesef. 30 gamı 25 yapamıyoruz mu? Doları yaptık zaten. Ha tamam abi, o zaman. Kaç dolar dedin? 1000 dolar artı 30 komu. Hak, hukuk, adalet sensin değil mi amına koyayım bu şehirde? Kafana göre bir şeyleri düşür. Sizin aranızda bir anlaşmazlık var galiba abi. Şöyle para cezanızı kestim. 30 hamuru da. Oraya basayım imzayı. Şöyle yapayım. Gelin sizin telsize telefonu vereyim şöyle. Sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Buyurun efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim. Bak komiserim, bu bizi uçurumdan aşağı attı böyle. Köprüden bun diye böyle. Araç kimdi? Araç. Araç kimdi lan? Denizci. John abisere. Biz aldık. Efendim. Açıyorum. Yine adalet dağıtmaya ben devam ediyoruz. Ben niye lüka alıyorum şeften ya?
Adalet makinesi ayağınıza geldi. O Bratis değil, o mülayim. O biz değiliz. Aktifiz de. Şahısların işlemleri bitti. Akabinde 10.08 durumunda aktif. Dur lan, ben bir şu şeyi ayarlayacağım. Ben de gözlerimi dinlendiriyorum. Son ihbar 10.99. Bir renk gelsin amına koyayım ya. Devam edebiliriz diyorum. Da 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 da. Dövmemiz yok mu? Var zaten oğlum. LSPD dinlemede buyurun. Amirim 5037 katılabileceğim birim var mı şu an? Devriye için. Geliyoruz departmana. Son ihbara intikal ediyoruz. Dedim 3. Nikon 2500 metre mesafedeyim. O kim amına koyayım ya? 10.04. Dedim 3 son alan sipler. Yani yemez. Oğlum bir an kibar konuşuyor sandım. LSPD dinlemedi dedim amına koyayım. LSPD buyurun. Gör şimdi siyah. Tek kapılı bir araç. Departmanın önündeyiz 50-31. Bölgeden ayrılan siyah tek kapılı bir araç 10.80. Neye geldik bura? Birini alacağız. Kod 4 talebiniz var mı şef? İyi. Şu an için olumsuz. Departmanda bekleyen arkadaş kimdi? 5037 kapıdan geliyorum abi. Adam 5'iz. Hemen değiştiriyorum abi. ...10.80 durumu, siyah sentinel kişi 10.50 durumunda şu an. Amına koydum, bu arada siyah.
Niye böyle çektin? Anasınız. Beyefendi biraz hızlı gitmiyor muydunuz ya? Evet evet haklıyım. Allah belamı verdi zaten siz vermeden. Biraz daha yavaş tamam. Olabilirsek görüşmek tamam, üzere. Onun... Ali arabayı gördün mü? Hayır. Amirim dolmuş almışlar. Kırmızı Lamborghini 1080. Kırmızı Lamborghini. Hadi hayırlısı olsun bakalım nasıl yapacak. Efendim bir daha söyle. Bu arada isim neydi? Cemal ben amirim. Cemal. Evet. Memnun oldum Cemal. Uras bende. Hoş geldin aramıza. Ben de memnun oldum amirim. Hoş geldin. Nereden geliyorsun? Cemal? 1080 durumu Lamborghini. Amirim İstanbul'dan geliyorum. He. Neresinden? Şu otoyola çıkıyor. Efendim? Neresinden? Havalarını görüyorsun daha önce. ESO lazım şu an. He? Havalarını da görüyorsun daha önce havalarını. He. Acil müdahale timindeydim. HSO ekibindeyim fakat HSO'm S-Class değil. Markes uygununa intikal edeyim mi? Kamera ekibini sonlandırıp HSO ekibine dahil oluyor. Markes uygununa intikal ediyoruz. Bizim iki olarak Markes uygununa intikal ediyoruz. Adam 5'te geliyor. Dedim 1080 durumu 1099. Görüşü kaybettik. Elbirden 4033 konuşuyor. S-Class SO'yu almak için kimle görüşeceğim acaba? Şef. Bende var şu anda. Gerek var mı SO yok mu? Olumsuz görüşümüzü kaybettik. S-Class SO'yu ne amına koyayım? Markete geldik. Sentinel var marketin önünde. Kamera bir devriyor. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. LSPD'den Uras Pas ben. Etrafınız sarıldı arkadaşlar. Evet farkındayım. Evet. Ne zaman öyle çıkacaksınız? Mi? Duyamadım. Ne zaman çıkacaksınız? Reyne, Reyne'ye bir zarar geldi mi? Reyne iyi misin? Konuş. 44 gün bulunduğu konuma bir tane doktor alabilir miyiz? Market soygunu. Reyne. Reyne. Evet. İyi misiniz? Bir sıkıntınız var mı? İyiyim. Anlaşıldı. Arkadaşlar, evet, sizi dinliyorum. Dinliyoruz. Yo, ben sizi dinliyorum. Ha. Güvenli çıkış talep ediyoruz tamam, Reyne için. Tamam, benzin annesi. Alamazsın. Tamam. Ha, o zaman Reyne'yi de alamazsınız. Tamam, verdim güvenli çıkış. Bayağı büyük bildiğin sıkı pazarlıkçı çıktın. Verdim güvenli çıkışını. Başka? Ha, tamam. Başka bir şey yok. Tamam, ne zaman çıkış yapacaksınız peki? Ona göre kendimizi ayarlayalım. Şu an belli değil. Tamamdır, bekleriz biz ya, sıkıntı yok. Araç sizin mi? Ödünç. Tamam. Oya Victor 1 mi olacaksın? Siz onu Victor 1? Evet sen ol Allah'ını seversen. Mustang var bizde. Tamam işte. Ha, ya şimdi mi? Ben kullanırsam kesin yakalanırlar o yüzden biliyor musun? He tamam. Allah. Mustang yok Oya. Korktum. Mustang iyi olmadı ya. Benzin doldurmaya geliyor. Ne oldu korktun mu? Ha biraz. Şu hareketlere bak Allah'ını seversen. Kime diyorsun? Reyne'ye diyorum ya. Senin ne suçu var şimdi? Niye ona laf attın? Laf atmadım ya baksana. Kızcağız ya gerçekten çok korkmuş yani. Yani gerçekten. Anneniz sizi soyguncu olun diye mi büyütüyor o ya? Senin bacını kaçırsalar hoşuna gider mi lan? Doğru. Yok. Sen niye kaçırıyorsun o zaman birinin bacısını? Mantıklı soru. Hiç böyle bakmamıştım. Finansal durumda. Çık teslim ol şimdi hadi. Hayır olmaz. Bacı bacı. Bacı. Ben bir dakika. Şşt, arkadaki. Durum nasıl durum? İş üstündeyim. Bilmiyorum. Ha tamam. Ne haber Elif? Dilimeye Jingle Bells takıldı ya. Ben söyle. Hadi hep birlikte. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Jingle'lar. Son yaptığımızda taranmıştık. Market sahibi gelip. Allah, market sahibi mi? Evet, market sahibi gelip taramıştı. Çetler çetler bir drop giriyor chat. Çetler çetler. Hepimizi. Market sahibi sizi niye tarıyor? Yani bizi koruyacağınızı düşünüyorum rehinenin hayatını. Vallahi ben bilmem. Sen korur, ne kadar sen korkak yani. Çıktın. Önce kendi güvendim değil mi? Seni bilemeyeceğim. Yani. Yani eğer biri... Oraya sen yorgun musun bugün? Rehinenin de hayatı tehlikeye girer. Bayağı da devredeyim burası. Böyle bir konuşurken zorlanıyorsun gibi de. Yok, bir de bir şeyler yiyorum da ondan olabilir. Ha, anladım. Senin ben var ya. Ne yiyorsun? Çikolata. Afiyet olsun. Neyse. Teşekkür ederim. Tam biz araçta 3 kişiyiz bu arada. Yine de alalım mı Victor bre? Rehin hangi tarafa? Memur Bey. Tamam. Hazırlar mı? Hazırlar. Tamam, biz alırız Victor bre. Hazırız. Tamam, sağa doğru bırakıyorsunuz Rehin'i. Tamam, Rehin'e sağa doğru geç. Geç geç. Kim ben? Evet evet. Tamam, ben bu aracı aldım. Tamam. Çıkabilirsin, sağa doğru geç. Benim bulunmamakta mı arkadaşlar? Haydi. Kapıda bir yardım görüyorum. Geldim. Aksi bir hareket yapma, talimatları yerine getir. Görmeni istersen ben geçiş yapabilirim. Sen dışarı olsaydın da şefim, bir saattir bir şey olmadığı için paletoyu geziyordum. Olumlu, ben sen dışarıdan geçiyorum. Bak, dediğin bu muydu? Adam 5 18 durumuna akabinde 10 Victor 2. Akabinde diyor ya. Baba niye drop oluyor, ben çıldıracağım ya. Neyse dayanın chat, dayanın. Zaten yarın yeni eve taşınıyoruz. Umarım orada bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum yani. Bugünlük böyle olsun. Devam ediyoruz. Hastaneye doğru döndük. Büyük ihtimal freeway'e çıkacak. Çıkmada devam ediyoruz hastanenin önünden.
Aa. Ne bu 5 dolar? Para. Teşekkür ederim. Rica ederim. Işık tutuyorum devrem. Ellerimizi bir kaldıralım. Of baba bak baba gölge dansı oluyor. Bak gölge dansı oluyor. 49 kısırlık. Oğlum senin üstün de temiz. Niye kaçıyorsun? Arabanın şey alarmını devreye sokmuş olabilirim. Aa öyle diyorsun. Tamam hadi al paranı devam et. İyi insan oğlum. Ne yaptınız Belir? Aynı. Bak kaçmaya devam ediyor. Parayı almadın lan. Parayı unuttun parayı. Oğlum, gerizekalı parayı unuttun. Lan parayı unuttun. Almadın. Almamışsın. Aldım. Almadın. Oğlum, ne koşturuyor? Aldım vallahi aldım. Tamam hadi görüşürüz. Bay. Almış parayı. Almış. O ya da birine yürüyor ya neyse. Oyayla çıksana sen. Devrem. Niye? Yakışır sana. Yok. Gerek yok be. Görevi şimdi. Aşka karıştırmaya. Bir de yok oğlum benim de öyle bir şey yani. Olmayan nasıl, bir şey nasıl olsun ya? Yani? Hayır oğlum mal mısın? Nasıl yarak mı? Hayır oyaya karşı bir şey yok. Gerizekalı herif. He. Hey yarak yok amına koyayım. Versene ödünç. Yarrağa bak. Aktifiz diye devreye geçsene. 40-30 Cemal, Uras Paspas ve ben tekrardan adam 5 aktif, şey pasiflik aktif olduk 18. Akabinde pasifiz diye ama yine. Yok demem ona artık. 10-04 Ali. Pasiflet 30-11 tekrardan 11. 10-04 Sarışın marışın sana iyi olur da neyse. Sen? Ne ben? Sen niye şey yapmıyorsun? Ne ben? Niye? Sen niye istemiyorsun? Kime? Hayır niye bir sevgilin falan oğlum, yok yani? Normalde sen yengemiz, yavşağın önde gidenisin yani. Hayır senin şu an niye bir sevgilin yok? Senin niye yok oğlum? Benim bildiğim aman yavşak oğlum, Ali şehirde, iş üstünde olur yani. Şehirde bir erkek, üç tane erkek düşüyor nasıl iş üstünde olacağım? Doğru. Allah Allah şefe mi yürüyeyim? Daha bu hemşireye bak istiyorsan. Daha. Ama yani yengemiz olur yani o ya biliyorsun. Dur bakayım ne yapıyorlar onlar. Daha. Rusya'da çok değişik bir olay olmuş. Ne olmuş? Glasgow geçildi. Evet. 1920. Evet. Aynen. Izledim. Glasgow da koması kalası. Radyasyon ve değişik şeyler bulmuşlar oradaki. Abi bir tüylerim hala diken oldu. Bir şey söyleyeyim onun... bilgisayarlarda oyunu da var. O kadar güzeldir ki Krakow muydu neydi? Tavsiye ederim yani. Hoş geldiniz. Evet doğru işte Ali'nin dediği işte. 15 üzerinden değerlendirilir. Ali bin lan bin. bin dedi. Ben nereden biliyorsam. Ha kaçırdık. Adamlar neyi tartışıyor biz neler tartışıyoruz ya. Ha yakaladın. Çek sağ. Selamünaleyküm. Abone kodum dur. Tamam. Ay ay Ali. Kalbim. Meselelerle birazcık dokusaydık ya. Allah benim karnım çok aç devrem. Bak o kadar çok aç ki. Ye bir şeyler. Yok. İşte devam etsin alayım oradan. Sende var mı? Bende var amirim istiyorsanız. Sağa çekelim. Acil. Üstüme koysana.
Abzding onu okumuştuk. WHID 5 TL. iymşler.com FD'nin İngilizce okunuşu Nicky Merkel anlattı biraz abi, ama bagaja koyayım. Bu arada ailemdeki ilk abone sana oldu, seviyorsun demiş. Eyvallah kral, çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İkisini de aldım, hakkın yerine de derdik. Helal olsun abi. Oh. Nasıl iyi geldi biliyor musun? Nasıl iyi geldi? İşte nasıl iyi geldi? İşte nasıl iyi geldi diyorum ben de. İşte nasıl iyi geldi hani? Hani ne kadar iyi geldi? Tamam hani işte ben de onu soruyorum. Nasıl iyi geldi yani? Ne kadar iyi geldi? Hani nasıl iyi geldi? Nasıl böyle? Nasıl ya? Oğlum gerizekalı hani mısın? Ben de nasıl iyi geldi diyorum zaten. Aynı mantığa düşüyoruz. Yani iyi mi geldi, kötü mü geldi? Tam olarak bunu söylemen lazım bana zaten. İşte ben de nasıl hani of çok nasıl iyi geldi ya hani. Ali amirim, oradaki iyi biraz vurgularsanız çözülecek olay. Nasıl? Atladık mı oradan? Neyse. Rota yeniden oluşturuyor. Nereye gitti lan o? Ha kaçtı. Yalan oldu. Aha illegal. İllegal mi? Değil mi şey? Değil amirim, değil amirim. Ha değil, tamam. Ama adamı da sıkıntıya adam, soktuk ya. Adam demek kenara çekti ya. Herkesi sıkıntıya sokuyoruz ya. Oh. Dur bakalım, oradaki muhabbet iyiydi ya. He he. Yavaş. Bunu ben inemiyorum ya. Daa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 
Kibar gitti. Kibar nereye gitti? Kibar Bey. Kibar. Allah'ını seversen gel git yandan. Daha Kibar gel. Daha komiserim koruyun beni bu manyaktan. Tamam tamam bir şey yapamaz sana benim yanımdayken. Daha araba sürerken üstüme çıktı geçen. Üstüme mi çıktı? Evet. Bu doğru. Ağrı'nın merkezi en doğudaki en uç merkezidir. Sinop Türkiye'nin en kuzeydeki en uç il merkezidir. Doğru. Doğru. Doğru, okey. Antakya Türkiye'nin güneydeki en uç il merkezidir. Doğru. Doğru. Yanlış. Hatay. Alanya. Doğru. Hatay var. Hatay doğru. Antakya Hatay en şey bu arada. Evet, doğru. Çanakkale Türkiye'nin en batıdaki en uç il merkezidir. Doğru galiba. Hangisi yanlış lan bunların? Bir dakika. Hepsi doğru. Yok Ağrı değilmiş, Iğdır'mış. Özür dilerim. Iğdır bu arada. Iğdır. Dağ demedin mi sen? Harf alayım. Uç il merkezidir. Ha, Iğdır. Adil. Hadi bakayım burada Ankaralıları göreceğim şimdi. Anıtkabir Ankara'nın hangi ilçesindedir? Çankaya, Bahçeşehir. Keçiören, Altındağ, Çankaya, Yeni Mahalle. Hepsi başka bir şey. Çankaya. Anıttepe tarafı. Çankaya da olacağım. Her türlü söylerim. Her türlü. Tabii. Her türlü bende. Her türlü. Bir Ali. Dur Ali'ye soracağım bunu. Ali dinle bunu. Ilgaz hangi ilimizin bir ilçesidir? Cevabını vermeyin. Bolu. Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı. Kastamonu. Çankırı doğru cevap. Herkes Kastamonu değil mi? Çankırı. Ali'ye soracağım bir tane daha dur. Bana mı? Aynen. Aa bunu hepinize sorayım. Hangi nehir Güney Amerika'dadır? Amazon. Uras nehri. Nil. Mississippi. Obi. Mississippi. Amazon. Bir şey diyeceğim. Amazon da değil. Üçüncü neydi? Mississippi. Amazon, Nil, Mississippi, Obi nehri. Obi nehri. Mississippi diye düşünüyorum. Nereden çıktı Obi nehri? Mississippi de. Ben geçen gittim ya bizim çocuklarla Obi nehri. Mississippi, Chicago'da, Nil, Mısır'da. Obi de Güney Amerika'da diyebiliyorum. Güney Afrika diyebiliyorum. Amazon, Güney Amerika'da. Amazon lan Amazon. Amazon ormanları orada. He biz Güney Afrika'ya gittik ya. Oğlum yanlış getirmişler size. Siz çok güzel kaldınız. Yok biz, ben Güney Afrika sandım. Güney Amerika'ymış soru. Sana bir söyleyeyim mi? Mercedes'le mi? Daha kibar yanlış söyledim. Hacca diye Mekke yerine Rio Karnavalı'na göndermişler. Siz de öyle bir şey yetenirdiniz herhalde. Evet. Anlıyorum. Sen tura Mercedes'le mi gittin yoksa turla mı? Mercedes'le gittim.
Ali senin bu yıla bir şey mi oldu? Portakal falan mı yedin? Şey daha PTT memuru olur ya, siz sigara içmiş hep PTT memuru. O zaman Kibar'a bir soru gelsin. Kibar soruyorum, hazır mısın? Evet, evet, hazırım. Hangi iki ülke birbiriyle komşudur? Evet. Brezilya, Şili. Mısır, İsrail. Gülme. Danimarka, Norveç. Fas, Tunus. Brezilya, Şili. İsrail. Danimarka, Norveç. Fas, Tunus. Sizde ne? Bebe. Cece. Bebe. Daha bebe bebe. Hangi çıktı o? Hangi şık? İsrail. Mısır. Ne? Ne? Mısır, bu Mısır neydi kız? Mersin, Adana. Mersin, Adana. Daha Mersin. Daha Mersin. Ülke değil ama. Mısır, İsrail. Niye Mersin? Burası? Ben Mersinliyim. Ha. Tamam, polis memurları bir soru daha soracağım. Şey, yakalayamadın mı istediğin yeri? Gerizekalı seni. Efendim? Bir şey test edeceğim. Evet Kibar. Çatır 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 yağ batır dediğin kağıt getir evi de götür. Tantuni ayran gerisi yalan. Harika. Baba versin de bu. Tamam. Çatır çatır yağ batır. Çatır çatır. Bir de şey var, bilir misin? Dedoras Bey. Evet. Eskişehirliyim. Bizim orada seyorat. Ta. Kim o? Öcü. Dıdan anamı. Dıdan Ankara gücü. Bütün Ankaralıların şu an var. Neyse. Sen şu an var ya Kibar. Sen şu an Kibar. Neler yaşadığını bir bilsem var ya. Neler yaşarım. Şu an var ya, arkanda büyük bir güç hissedeceksin. Böyle büyük bir üçka falan, üçkak. Soruyu farklıyor musun? Sor bakalım hadi. Defnegiller familyasından mor renkli armut şeklinde bir meyve. Ne? Ne? Ali kalktı. Mor renkli armut şekli bir meyve. Ali kalktı. Dragon fruit. Doğa ne kız? O ne lan? Çizgi film karakteri. Siz yeni misiniz hemşire hanım? Evet. Ne şeklinde demiştin? Dada. Armut şeklinde. Armut şeklinde. Yaban mersini mi? Emin misiniz? Bilmiyorum bey, aklıma o geldi. Yaban mersini cevap veriyorum. Biz de sana soruyoruz. Erik. Yaban mersini diyorum ben. Başka cevap vermek isteyen var mı? Olgunlaşmış erik. Yok, avokado. Olgun portakal. Avokado mu? Avokado mu? Mor mu oğlum o? Yeşil o. Mor renkli armut şeklinde. Hiçbir şey olmadı. Emin misiniz? Evet. Ahmet hoş yaban geldin. Yaban mersini var. Şey, karadut falan var onlar da. Dada yaban armutu. Yok. Dada. Şeyi tam olmuş. Yenmeye hazır. Avokado mor renkli oluyor. Bu arada benziyor. Dada avokado nasıl bir şey? Nasıl evet. Ya? Bildiğiniz. Avokado yeşil değil mi amına koyayım? Tamam, ben de öyle biliyorum da. Yeşil fazla. Hep şeyde BİM'de falan alıyoruz biz. Ne var güçlü burada? Devlet. Bilmem varsa gidecek tutacağım ama anlamadım. Güçlü devlet dedim ya, güçlü devlet. Bir tane devlet. Daha soracağım. Dedeli atom. İki baş sana soruyorum. Evet. Şehirlerden. Vay. Bir başkenttir okuduğum şehirlerden. Liverpool. Da. Abu Dhabi. Cenevre. Cenevre. New York. Abu Dhabi. Hangisi bir başkent? Mersin, Mersin, kibar Mersin. 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 Abu Dhabi. Liverpool. Cenevre. New York, Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi. Tamam, bravo. Nerede bu başkent peki? Siz söyleyeyim mi? Söyle. Tabii. Bilmiyorum. Birleşik Arap Emirlikleri. Daha. 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 Dali. He. Bu bıyıkların sesi sinirimi bozuyor. Cuvaradan oldu, cuvaradan çok şey. Belli. Yeter, test başım ağrıdı ya. Evet, şimdi de dans zamanı. Sıdırım bu. Aleykümselam. Vallahi derim. Bediş bizde kuraldır. Sabah spor. Akşam böyle çaya doğru çay içtikten sonra dans eritmek için. Ondan sonra tamam. 4'ten sonra da etkinliğimiz oluyor. Tamam müzik kim veriyor? İmdat'ta bir tane şarkı var çok güzel. Onu açar mı İmdat? İmdat açsın. Ağzından konuşarak da. Bu arada hastanede doktorlar arası MasterChef yapıyoruz. Katılmak isteyen varsa katılabilir. MasterChef mi? Evet. Hamburger. En iyi hamburger kim yaparsa $500 veririz. İmdat aç, ver onu. Geliyorum ben, bir dakika. Tamam ver, tamam bir dakika. Burası dinlesene Devrem. Çok güzel bu şarkı. Hemen atayım şöyle. Hadi bakalım. Tam bir kek o şarkısı. Kaka kafayı yersin.
Ya haydi kürtte düşeceğiz kesin. Of. Gidem de oyu diyem. Ama memurda da halay çekiyorlar. Senin... Davulu bir günde görmüşüm, görmüşüm seni. Üstünde kırmızı al bayrak, öyle miydi? Lay 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 LSPD LSPD adamın amına koyar. Bağır bayan taraflar. Arkadaşlar iyi nöbetler. Yanlış hatırlıyorum. Geliyorum. Sikim LSPD'ye bak. Şevim, o kadar güzel bir araba mı ya bu S-Class SEO? Bilmem. Zevkine bağlı. Zevkli bir adam mısın? Bilmem, bakmam lazım önce. Ben azgınım. Sen azgınsın. Azgın ne demek lan? Niye azgın? Azgın. Sen niye azgınsın? Ne bileyim ya. Onun satıyor. Ana mavradını. Oy 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 oy. Şefim bu ne? Ehliyetin var mı oğlum? Bunun için yok. Benim uçak ehliyetim yok. Uçak ehliyeti gerekiyor. Bunun için yok şefim. Ali. Efendim. Beğendin mi canım? Bir tane de benim olsun. Hiç olmadı benim. Ali, sarı bıyık. Efendim. İn de bir burası şey yapayım. Evrakları vereyim. Hep burası, hep burası az sikeceğim. Hayırlı olsun Oras. Şefim çok teşekkür ederim. Buna layık olmaya çalışacağım bu araca. Git kendine bir hayat sigortası yap. Tamamdır. Yoksa hastane masraflarını karşılayamayız. Şefim bir anahtarı verseniz bana. Nasıl oğlum, aracı verdim, ne anahtarı? Vallahi olmuyor. Kontağa bas kontağa. Bastım kontağa, olmadı. Evet, olmuyor. Ali bir uzaklaştırsın. Uzun birden 20-35'e. Al. Teşekkürler şefim. Şefim, lobide iki tane arkadaş var. Geliştirmiş, tamir satıyorlarmış. Al. Bir tur bineyim mi lan? Ali. Çok güzel lan. Ali. Bir tur atayım şurada lan. Atla çabuk. Ama nasıl okum? Bu ne biçim bir şey lan? Onun sikim. Oha. 330'a mı gidiyoruz biz şu an? Onun sikim. Bu ne oğlum? Çakarları yak bakayım, çakarları. Yak yak. Nasıl yanıyor oğlum bunun çakarları? Yanmıyor mu? Yanmıyor. 2 dakikada bozdun amına koyayım. İyi ki sağlam verdi şef. Şey yap direkt, şeyleri yap bakayım. Sirenleri aç. Yok. Az önce nasıl açtın siren? E'ye bas. O şurada değil mi? Düğme var. E'ye bas da orası. E'ye bas da. Düğme var orada. Heh, tamam. Ha, demek ki öyle.
Düğme var ya, ona dedim ya. Oğlum amortisörler ne kadar güzel lan. Evet evet. Zıplıyor. Anan kızı ki. Gel gel hadi. Eyvah. Sonrasına bakacağız. Eğer yetmezse devam edeceğiz alımlara. Komiserim de alacağım. Aman. Şimdi Ali komiserime yetmeyebilir bence. Haberiniz olsun. Şefim kaç tane aldık? Bugün 40 tane var, gelecek. Tamam. Ondan sonra 40 tane de bu arkadaştan alacağız işte, Ezra'dan alacağız. Tamamdır şef. Tamam komiserim o zaman, teşekkür ederim. Yani şu konuşuruz. An üstünüzde var mı beyefendi? Otel odamda var. Yok. Orası depoda olmaz. Yok mu oğlum? Burası. Depoda hemen bakıyorum. Ben dün de aldım. Yok kalmadı şef. Tamam. Güllü ne yapıyorsun oğlum? İyiyim komiserim, siz nasılsınız? Depoda kalmamış şefim. İsterseniz S-Class SEO ile hemen gidip alabilirim. Bagajı yok oğlum. Yo ben üstümde taşıyacağım, araba sadece sürmelik. Ezra yarın bekliyorum. Tamam komiserim, yolda şimdiden de getirebilirim biz. Haberiniz olsun. Biliyorum Ezra, farkındayım. Tamam. Yarın olun. Tamam komiserim, ben gideyim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şefim mesaiden çıkalım mı? Sonra saat ihbar yayıyor ya market soygunu falan diye. Hayırlısı. İyiyim. Okey tamamdır. Çıkalım. Şefim tamam. Bu arada beni 475'ten veriyordu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Rahat 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 rahat. Sıkıntı yok. Rahat. Sağ olun komutan. Bir tane hani 100 tane yapacak bize yapma. Hadi bakalım konumuz neymiş. Şefim buyurun, koltuğunuz sizin için hazır. Oturmak istersen buyur Uras. Estağfurullah şefim. Gözlükleri çıkartalım arkadaşlar, biraz saygı. Uras bas bas. Evet arkadaşlar, bugün genel herkes buradayken toplantı yapalım. Ali geç sen de yerine ol. Tabi. Bana öyle bakma. Evet. Anlatmak istediği şeyi olan var mı öncelikle? Söz haklarıyla başlayacağım, sonra ben devam edeceğim. Bir daha söz hakkı vermeyeyim. Herkes bağırarak konuşursa başka. Yok galiba. He ben şeyim size söyledim. Haha. Başka var mı? Öyle bir şey. Ali. Efendim. Her şey yolunda mı oğlum? Yolunda. Efendim ben bir şey söylemek istiyorum. Evet Uras, dinliyorum. Bu S class okey de diğer A class HSU'nun dönüşleri çok kötü. Kötü başı ayrı oynuyor. Evet. Evet. O bir onu söylemek istedim ben. Başka bir HSU'dan şu anda burada kaç kişi var? Ben 3 sanırım. Kuzey buradaysa 3 ya da 2. 2 2. 2 mi? Siz de bir Şükrü ile Uras var. Evet. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar, Los Santos çok büyük bir bölge. Devasa bir adadan bahsediyoruz. İçinde de 3 tane büyük bölüm var. Biri şehir merkezi, biri Sandy Shores, biri Palo Bay. Ve hayat şehrin her yerinde devam ediyor. Aynı zamanda suçlar da. Bu ihbarlara giderken dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunlardan bir tanesi İhbara önce ve hızlı gidebilmek. İhbara hızlı gitmek için sirenlerinizi yakarsınız, mesafenize bakar, yol tarifini alır ve devam edersiniz. Bunu da telsizden bildirirsiniz. Bu konuda farklı düşünen var mı ya da farklı hareket eden? Anladığım kadarıyla yok büyük ihtimalle. Çünkü olmaması gerekiyor. Bu kadar zamandır hepiniz burada polislik yapıyorsunuz. Çaylakları tenzih ediyor. Evet, evet, evet. Ama öncelikle sizin yanınızdaki çaylaklara örnek olmanız gerekiyor.
Sandy Shorts ve Paleto Bey'de bugün devriye atmamış olan kim var? Biz varız. Adam 2. Adam 5. Ben link onu attım. Ben link onu attım. Okey. Peki. Sandy Shorts ve Paleto Bey'de devriye atmanın bazı önemli durumları var. Siz şehirde, hepiniz burada bir şeylerle uğraşırken veya ne bileyim arkadaşlarınızla devriye arasında muhabbet ederken Sandy Shorts'u söküp götürüyorlar arkadaşlar. Ve bunların ihbarları telefonlarınıza yağıyor. Ama hiçbiriniz kılınızı bile kıpırdatmıyorsunuz. Hiçbir taneniz. Bunu bir ihbar olarak bile görmüyorsunuz. Eğer böyle devam edeceksek ona göre diyelim ki biz kasiyer soygununa gitmiyoruz arkadaş. Ekip varlığına asla gitmiyoruz. Anasını siksin der kredi kartı. Doğru. Böyle mi yapmamız lazım? Şefim bir şey söyleyebilir miyim? Diyebilir miyim? Ali önce sen konuş. Şefim dün Allah sizi indirsin. Çil neresiydi o? Mont Çil. Şefim hack. Çil orada. Oraya gittik. Dağın tepesine evet. Adam ekipari geldi, oraya gittik. Allah sizi inandırsın. Tamam. Bir ucundan girdik, diğer ucundan da çıktık. Şefim evet. Yok. Tamam. Biz yok. Anlaşılacağı evet, üzere şefim son ihbara da intikal edilmedi. Hack işlemi biraz sıkıntı gibi şöyle. Biz dün kuzeyleydik, 0.36 mil vardı, ona rağmen yetişemedik. Yaya olarak yapıldığı zaman bu iş maalesef sıkıntı. Fakat araba ihbarı bakın aynı şekilde. Astropi markı bir araba. Geldin yine tipiniz. Metalik Torino kırmızısı. Metalik koyu mavi. Bu arabayı arayacaksınız arkadaşlar. Bu arabayı arayacaksınız. İşiniz bu. 10 saniyede bakıp geri dönmeyeceksiniz. Arayacaksınız, bulacaksınız, cezasını keseceksiniz, içeri tıkacaksınız. Size araba sürmeniz için para ödenmiyor burada. Polis arabasına bineyim. Market soygununa gideyim. Market soygunundan çıkınca da 2-3 viraj sonra kaza yapayım. 10.50 vereyim. Oradan mekaniğe gideyim. Oradan muhabbet edeyim. Bu Ali değil mi? Orada muhabbet. Bu biz. Ekip bari gelsin. Takmayın. Kasiyer soygunu gelsin. Hiç uğraşmayın. Böyle polislik yapacak varsa kapı arkadaşlar bu taraf. Buyurun. Ama ben bu departmana layık bir polis olmak istiyorum ve ona göre görevimi yapmak istiyorum diyen varsa buna göre davranacaksınız. Bakın sizin başınıza, Ali bekle. Sizin başınıza veya departmanda içimizden birine kaldırıyorum. Dispatch birimi oluşturabiliriz. Ama bunu yapmak istemiyorum. Sizin kendi sorumluluklarınızı alarak, kendi inisiyatifinizi kullanarak bu ihbarlara gitmenizi istiyorum. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Yani GPS'ini açacaksın. Kendi mesafene bakacaksın. Daha yakın bir polis memuru varsa ve farkında değilse onu uyarıp onu yönlendireceksin. Eğer sen yakınsan intikal kodu verip olaya intikal edeceksin. Çok basit değil mi? Bence çok basit. Tamam, bazı noktalarda hızlı hareket etmemiz lazım ama çoğunuz Adam birimi. İki kişi devriye atıyorsunuz. Ve iki kişi devriye atarken sağ koltukta oturan arkadaş nedense armut topluyor. Telsiz kullanımı yok. GPS'e bakmak hiç yok. Üst amirlerin veya saha yöneticilerinin laflarını dinlemek de yok. Bu rütbeden bağımsız olarak söylüyorum. Saha yönetimi memur şeflerindedir. Ve buna komiser, başkomiser dahil olmak üzere eğer devriye bir durumundalarsa buna uymak durumundalar. Kimsenin birbirine rütbesel anlamda üstünlük kurmasına müsaade etmediğimi biliyorsunuz bu departmanda. Operasyon yönetimleri veya farklı emirler hariç şeyler. Sosyal hayatınızda siz hepiniz birer bağımsız bireysiniz. Ve buna göre davranmanızı istiyorum. John'un başkomiser olması veya Ali'nin memur olması sivil hayatta kimseyi ilgilendirmiyor. İkiniz de eşitsiniz. Söylediklerime katmak istediği şey olan var mı? Veya karşı söylemek istediği bir şey olan var mı? Evet Uras.
Şefim, bu rütbe konusunda değil de araçlar konusunda, mesela bugün oldu bir market, işte yazar kasa soygununa HSU birimi intikal etti. Bunu yapıyor muyuz yoksa? Arkadaşlar, HSU biriminin şöyle bir durumu var. Market soygunlarında eğer araç A klas veya S klassa HSU birimine haber veriyorsunuz ve onlar intikal ediyor. Siz de Victor 2 olarak yine katıldığınız market soygununa devam ediyorsunuz. Yani normal prosedür devam ediyor. Highway Patrol yapmayı planlıyoruz ve bunun ilk adımları bugün atılmış anladığım kadarıyla. Güzel de olmuş. Sadece otoban kısmında devriye atacak bir HSU birimi. Ama biraz can sıkıcıydı. Bu HSU birimi Sandyshores'ta veya Palato Bay'de herhangi bir devriye yoksa ve bir ihbar geldiyse oraya intikal etmekle yükümlüdür. Bu bir kasiyer soygunu veya hack ihbarıysa öncelikli takibini yapar. Nasıl daha önce helikopterle gidiyorduk ve Adam birimi katılana kadar, standart bir birim katılana kadar takibe devam ediyorduk. Aynı şekilde devam eder. Adam birimi katılır, HSU ayrılır. Bu kadar basit. Evet. Ali, bir şey söyleyecektin galiba. Şefim, ben bugün söyledim. Biraz yanlış anlaşıldım herhalde. Şimdi öncelikle dedim ki gündüz bir şeyim vardı. S klas veya A klas arabalar olduğunda iki tane araba kovalasın. Atıyorum, bir tanesi HSU'dan olsun, bir tanesi de normal araba olsun. Otoyola çıktığında HSU devam etsin, diğer araç ayrılabilsin. Ya da herhangi bir çatışma durumu vesaire olduğunda ondan sonra arkadan gelebilir yani. Arkadan kovalasın zaten, evet. Araları bayağı açılıyor. Yani bu aktif olsun. Ama şehir içinde market soygununda sürekli HSU ve şey olsun, A klas ve o S klas dediğiniz şeylerde yerine göre ekip ayrılsın. O dediğin Highway Patrol'e çözülecek şey. Şehir içinde Delphi Freeway kullanılabilir Highway Patrol için. Yani çünkü katılıyorum ama bunu işte tesisten dediği için bugün ben bir Ali ile atıştım. Hani dedim ki toplantı olsun, toplantıda konuşalım. Evet, bunları tesisten konuşmayın arkadaşlar. Yani tesisten konuşacağımız şeyler çok net. Yok, ben anlamadım da yani mantıklı olabilir diye, toplantı ne zaman olacağını bilmediğim için. Hayır, öyle bir durumda en üst yetkiliyi ararsın telefonla. Başkomiserini ya da komiserini ararsın. Böyle böyle bir fikrim var, bunu değerlendirir misiniz dersin. Çok net çözülür. Ben sizden bu konulara girmeyeyim. Anlaşıldı. Evet. Dündü galiba. Yok, geçen gün prim dağıttık. Primini almayan var mı? Ben almadım. Ben yoktum şefim. Hı-hı. Başka almayan? Ben de almadım. Ben sabah aldım bir 3K bir şey aldım. Prim miydi o? Stajyerler almıyor başka, değil mi şefim? Başka bir şey. Ha tamam, almadım ben. Stajyerler şu anda ufak miktar alıyor. 72. Onun dışında gördüğünüz, gözünüze takılan problemler var mı? Şefim, ben bir şey demek istiyorum. Tabii. High speed ünitle ilgili. Şimdi şehirde de bildiğiniz üzere freeway'ler var. Şehirdeki freeway'lere bir tane HSU gidebilir. HSU'lar da artık highway patrol olsun bence. Çünkü bir çağrı olduğu zaman bizim işte bölgeye gidip ya da pursuit'i başlattıktan sonra HSU talep etmemiz, adam bunu beklemeyebiliyor. Kaçıp gidebiliyor. Evet, burada çok eksik kalıyoruz. Belki bir departmana döndürüp geri şey yapmak için. Peki Hudson hiç müdahale oldu mu herhangi bir market soygununa? Onu da diyecektim şefim. Hudson'ı aktif olarak kullanmıyoruz. Ancak kuyumcu, banka soygunu gibi vakalarda kullanıyoruz. Market yani soygununda veya Sandyshores bölgesinde Hudson'ı da kullanıyoruz. Eğer yeterli sayıda ekip varsa, ki bugün var görüyorum. Evet. Şefim, o zaman biz kuzeye kıyafet ayarladık. Deli bir şey ya bu. LSP'di. Diğer arkadaşlar da isterseniz onları bildirelim. HSU'lara değil mi? Evet, onları direkt Highway Patrol yapalım. Biri dediğiniz gibi Senoro Freeway, Los Santos ve Great Ocean Highway'i alsın. Hı-hı. Geri kalanlar Delphiaro, La Puerta gibi yerleri alsınlar. Yani bir birim şehirde, bir birim şeyde, kasaba tarafında olsun. Tamam John, onun organizasyonu sende. Anlaşıldı şefim. 72. Müsaade var mı şefim? Tabii ki Müray. Şimdi efendim, öncelikle siz de biliyorsunuz ki zaten saha yönetimini şeflerin yönetmesi konusunda büyük ısrarım oldu. Hatta bunu ben bile sunmuş olabilirim. Doğru. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Memur şefinin, herhangi bir memur şefinin sözü dinlenmediği zaman şöyle bir durum ortaya oluyor. Trip konusu ortaya çıkıyor. Ben yanıma çağırıyorum. Diyorum ki senin yapman gereken şu. Senin sözünü kim dinlemiyorsa geleceksin üst Türk Bey'e, diyeceksin bu adam benim sözümü dinletemiyor. Ben buna söz geçiremiyorum.
şunu yapmasını istiyorum diyeceksiniz. Ben bu denli konuşuyorum. Şimdi aramızda bütün memurlar dürüstlükle cevap verebilir. Hiç alınmam, gücenmem. Rütbesel anlamda birine rütbemi üstünde baskı kurduğum veya samimiyetine inanmayan bir polis memuru varsa söylesin. Ben kendisinden özür dilerim. Lakin... Ben söz almak istiyorum. Bitince. Tamam, mülayim bitirsin. Lakin yoksa... Sen söz verelim. Yoksa... Şimdi mesela bugün bir olay oluyor. Ben hiyerarşiden yana bir insan değilim. Ama gerektiğinde hiyerarşi çok güzel kullanmasını da bilirim. Daha hiç uygulamadım. Ama yapmasını da bilirim. Yani John az çok beraber saatlerimiz geçti. Birbirimizi tanıdık ettik. Yani ne yapılması gerektiğini iyi bilen bir insanım ama yapmıyorum. Neden? Çünkü birbirimize sırtımızı yaslayan insanlarız. Burada her kardeşim benim gözümde bir kardeşimdir. Polislik sıfatı değil. Sırtımı yasladım, adam olarak baktığım için böyle samimi yaklaşıyorum. Bundan ötürü mesela bugün bir ihbara gidiyorum şefim. Şimdi Ali'ler biri araç kovalıyor. Benzin durumlarında sıkıntı var. Dedim ki destek lazım mı? Ali dedi ki evet komiserim dedi, destek lazım dedi. Sonra arkalarında Sezginler vardı. Sezginler dedi ki bizim de benzin durumumuz sıkıntı. Ben dedim ki oğlum ben geliyorum. Şey yapayım. Siz benzininizi doldurun, ben takibi kaybetmeyeyim. Benzin ikmali yaptıktan sonra gelin takibi alın. O sırada Şükrü Sanır'ı bir anons yapmış. Ben o anonsu duymadım. Telsizden bana diyor ki komiserim ben size iki defa söylemedim mi? Niye gidiyorsunuz? Şimdi tamam. Yani bundan şimdi, sonra ben devralabilir miyim komiser? Bunda ben de küçük bir şey söylemek istiyorum bitirdikten sonra. Şimdi benim amacım yani ben anasını avradını battık ya. Şu gelsin işte ya. Bu konunun bir kere hiyerarşisiyle alakası yerini, yok. Olay yerini inceliyorum derim. Ben samimiyetimden kaybettiğim 2-3 tane insan var şefim. Şöyle söyleyeyim. Gereken yerde de gerçekten komiserliği kullanacağımdan bilginiz olsun yani. Şefim. Gereken yerde kullanmayı evet, çekilmeyeceğim yani. Şimdi, Ali bir saniye. Sen önce kaldırdın da dur. Tabii. Şimdi olay bizle alakalı ya. Şimdi bir kere şefim öncelikle bu konunun hiyerarşiyle alakası yok. Ben memur şefiyim. Sağdan benim sorumlu olduğumu söylediniz ve ben sorumluyum. Şimdi mülayim komiser yardım talebi ni karşılamak için harekete geçmiş. Ama geçmeden önce GPS'e bakmış mı? Hayır. Diyelim bakmadı. Hani dalgınlığına geldi ve olayın akışıyla intikal etmek istedi. Ben şefim bir o ara Murat mı vardı yanında hatırlamıyorum. Dedim ki işte Adam 3 olarak intikal ediyoruz. 2 Adam 3 olarak intikal ediyoruz. 3 Adam 3 olarak tekrar ediyorum, intikal ediyoruz. 4 tekrar ediyorum, intikal ediyoruz dedim. Buna rağmen mülayim komiseri orada görünce memur şefi olaraktan sahip bana sorumluluğunu verdiğiniz için sordum. Burada rütbesel bir şey ben göremiyorum açıkçası. Ben saygısızlık yaptığımı da düşünmüyorum. Sonrasında beni telefondan arayıp hani komiserliğimi kullanmıyorum ama kullanırım demesi de beni azıcık rahatsız etti. Ben de şöyle bir şey diyebilir miyim? Evet yani, hadi sen de söyle. Ben de yorum. Yani bazen ben fark ediyorum ki açıkça konuşmak gerekirse alırız malız ama aramızda rütbe hak etmeyen insanlar var. Yani amına koyayım 2 dakikada 500 euro oldu. Verilen kararlar her zaman doğru olmayabiliyor. Ben bunu ilk departmana geldiğimde anladım. Ayık odunu kullanın. Konuştuk yüz yüze, arkadaşlarla konuştuk. Kastel'le konuştuk bir aralar. Kastel arkadaşımız vardı, bilmem ne vardı. Beni çok şey yaptılar. Yani bazı kuralları illa rütbenin şey değil. Ben hiyerarşi olacak elbette aramızda ama ben eğer ortada bir yanlış bir şey yapılıyorsa başkomiserdir, bilmem nedir. Ben tanımam yani, açıkça konuşayım. Yani bu çok yanlış oluyor böyle durumlarda. İki tarafı sıkıntıya sokuyor. Yani kimse alınmasına, gücenmesine gerek yok. Şükrü'nün bir işi vardır burada. Herkesin bir işi vardır. Ama sahaya çıktığımda ben çok bambaşka kişi oluyorum. Ve verilen yanlış karar varsa... Ne gülüyorsun lan? Verilen... Evet, bunda hepimiz en fikiriz Ali. Ali! Verilen... Efendim? Düzgün dur bakayım. Karşıda amirim var, öyle durulur mu? Verilen yanlış bir karar varsa ben bunu kesinlikle şey yaparım yani tanımam kimmiş neymiş değilmiş. Ben kendime göre yaptım, benim için doğru olan bu derim. Gelirim size hesabımı veririm yanlış bir şey yaptıysam. Yani burada hiçbir zaman aramızda işte rütbeyi kullanır bilmem ne hoş şeyler değil bence yani. Tamam, toplantıyı hızlandırmamız lazım. Çok iyi anlıyorum Ali. Yerine geçer misin sen, bir otur. Tabii. Teşekkür ederim. Paylaşım. Arkadaşlar,
ben o zaman size şunu açıklayayım. Herkesin bir görevi var. Ve herkes bu görevi yapmakla hükümlü. Ve yükümlü. Hükümlü değil. Hükümlü değilsin. Serbestsiniz. İstediğiniz zaman bu kapıdan çıkıp gitme hakkına da sahipsiniz. Fakat yükümlüsünüz burada bulunduğunuz sürece. Ve bahsettiğim konu şu. Birinin bir görevi varsa bu görevi her şekilde yerine getirmekle yükümlü. Bülay'ım, bu lafım aynı zamanda sana. Sen bir yöneticisin. Sen bu departmanın yöneticilerinden birisin. Ve aldığın kararlar, söylediğin sözler bütün departmanı etkileyecek şeylerdir. O yüzden bunu yaparken buna çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Şükrü, sen saha yöneticisin, sen memur şefisin. Ve sen memur şefliğini yaparken de söylediğin sözlerin ciddiye alınmadığını gördüğün noktada zaten senin muhatap olacağın kişiler komiserlerin, başkomiserlerin ve ben. Yani kalkıp da bunu bir rütbesel münakaşa haline getirmek saçma. Çünkü bu rütbesel değil, tamamen sizin görevlerinizle alakalı şeyler. Aslında bu konu konuşulmasına bile gerek olmadan kendiniz oturup aslında ne yaptığınızı çok net anlayabilirsiniz. O yüzden ben şu anda kimseye bir şey söylemeyeceğim. Toplantıya bu konu haricinde başka bir şekilde fikir veya öneri olarak sunmak istediğiniz bir şey var mı? Ya şefim, kaldı ki ben hani son zamanlarda gerçekten memur şefinden hani görev kısmından gerçekten haz almıyorum. Yani ben hani bir görev olmasa inanın yapmam ya. Çünkü gerçekten, hani gerçekten çünkü sözüm çok dinlenmiyor. Çünkü. Ya dinlenmiyor, geçtim artık. Hani bu görev yani. Görev olduğu için yapıyorum ben. Hani keyif alıyorum. Sen oraya gittiğince hani milleti böyle yönlendirince zevk almıyorum arkadaşlar. Gerçekten almıyorum. Şefim, ben Şükrü'nün dediğine hani alsam... parantez açmak istiyorum. Ya burada istiyorum. Herkes evet. Birbirini yönlendirmesi lazım. Herkes birbirinin şefi olması lazım. Herkes kendini şef yani olması lazım. Yani ben Edin bir yakınsın, evet, intikal et dememe gerek yok şefim. Edin birin yanındaki adam karar verip aa biz yakınız deyip intikal ben ediyoruz demesi lazım. Şuna da karşıyım. Edin bir işte şu pozisyona geç, şurada dur gibi şeylere de karşıyım. Şefimizin evet, dediği de gibi karşıyım. Hepiniz bir polis memursunuz. Sizin nerede ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Bu konuda bence sıkıntı yok. Zaten biz size çağrıları yanıtlatırken, mesela Şükrü yönlendirirken yanıtlar mısınız? Son çağrıya geçer misiniz gibi evet. Şeyler söylüyoruz. Bunun dışında Şükrü'nün de bir hatası var şefim. Şükrü'nün hatası da bu duruma düştükten sonra gelip, mesela ben Şükrü'nün işte bu durumda olduğunu anlayınca yanına gittiğimde bana hiç kimse hiçbir şey demiyor Şükrü. Sevmiyorum tutuyor, çünkü. Bekliyor çünkü. Sevmiyorum. Yani sen bunu söylemezsen bu mevzu şefe kadar gider ve biz önlem alamayız bu konuya. Bu da senin yanlışın. Evet, bu da senin yanlışın. Şimdi şey oluyor, bu konuyu burada kapatıyorum. Bunu daha sonra şefim, son bir şey ekleyeceğim. Bu olay gerçekleştiğinde ben Lincoln'dum. Dediğim gibi Sezginler'le, Uraslar'la telsizden haberleştik. Yani navigasyona bakmamamın nedeni Lincoln olmamdı. Bir an önce olaya yetişmemdi, yardımcı olmaktı. Şeyi de şöyle söyleyeyim. Telsiz anonsunun gelmediğini, hani ben intikal ediyorum siz gelmeyin anonsunun gelmediğini de bildirebilirim size, sorun değil. Evet evet, onun belirttiğini hatırlıyorum zaten. Şefim, bir de arkadaşlar telsiz kullanırken mandala bastıktan sonra çok az bir süre bekleyin, evet, sonra konuşmaya başlayın. Evet, bir saniye bekliyorsunuz yok, arkadaşlar. Yok başkomiserim, gerçekten 4 kere anons geçtim ben. Mandala bastınız. Uzun uzun ne bastım. Bastık şefim. Şefim ben çok bas, eminim ya. Bekle, konuş. Bu kadar. Evet arkadaşlar, toplantı bitmiştir. Mülayim John, Şükrü burada kalsın. Geri kalanlar herkes devrelerine devam etsin. Devriye arkadaşı olmayanlar Adam birimi oluştursun. Uras. Efendim şefim. A-Class'la yanına bir kişi al. ESO için John hangi otobana gitsinler? Şefim, Uras'ları şehir içine mi gönderecektiniz? Şehir içine göndereceğim. Uras, galerinin oradan Olympic Freeway'e çıkın. Oradan sağ tarafa batıya doğru geçin. La Puerta ve Del Fierro. Tamamdır, biz Ali ile geçiyoruz. Bu arabanın şehir içinde çok fazla dolaşmasını istemiyorum, anlaşıldı mı? S-Class'ı almıyorum, olumlu değil mi? S-Class değil, A-Class'la. Tamam. Otobanlarda çok ciddi süratler yapmadan sakin devriyeler atıyorsunuz. Size gelecek çağrılara intikal etmeyi bekliyorsunuz. Anlaşıldı şimdi. Prim konusunda ben yoktum bu arada. Konusunda prim almayan arkadaşlar, buna çaylaklar da dahil. Bir bakalım.
Hakkımızı kaybettik şefim, Uğraz. Anladım. Kadar. Yok haklısın. Onunla yolluyorum ben senin konumları. Tamamdır. Bir takviye yaptıktan sonra gün içerisinde hepinizden teker teker IBAN alıp göndereceğim. Anlaşıldı şefim. Yani yarım saat içerisinde halletmiş oluruz. Anlaşıldı şefim. Çaylaklar sizde durum nasıl? Pişt. Ben iyiyim, alışmaya çalışıyorum şefim. Pişt. Peki. Murat. İyiyiz şefim. Lan yürü lan. Ne var lan? Hadi lan yürü gidiyoruz. Murat, Cemal ve Hamir. Doğru mu? Evet. Evet şefim. Tamam. Şu anda Adam birimlerine üçüncü olarak mı dahil oluyorsunuz yoksa Adam birimi kişi olarak mı? Ben mülayim. Mülayim komiserimle Adam 3'üz. Onlar gittiler. Tamam. Okey. Sezgin, Pamir'i al. Ali sikerim be lan ha. Murat'ı ben alacağım. Oğlum, Murat yukarıda beni bekle. Anlaşıldım seni. Oya sen de Cemal alır mısın? Eğer diğer arkadaşım. Tamam tamam alacağım. Şefim bir şey sormak istiyorum. Helikopteri ne sıklıkla kullanacağız? Seni amına koydum seni. Eğer sen de İyi dedim mi? Paleto Bey taraflarında. Hack işlemleri mesela. Benim şefin sesi hala benim kulaklarımda. Şefim çok bağırdım şefim. Oğlum adama niye kızdın amına koyayım? Gel gel. Ali şuna bir çelik yelek falan atalım lan. Bence bu stok kullanılır ama sen bilirsin yine de. Soralım mı? Hayır. Anahtar versene lan. Anahtarı versene lan. Bir tur ben bilem lan. Bir gel gel. Ha sen şey mi diyorsun? Bekle geliyorum. Sezgin. Efendim. Tuvalet ne tarafta burada? Aramızda bir samimiyet var. İşte mesela biz de memurdan geldik. Ya da Şükrü çaylak bir zamanlar. Aramızda belli bir samimiyet var. Ben bu samimiyetin kaybedilmesinden yana değilim şu zaman. Çünkü çok çok iyi idare ediyorum. Merhaba, çıkartıp geliyorum o zaman, tamam mı? Tamam abi. Ali. He. Allah'ın hadi sensör. Yemin et. He. Bekle bekle şuna bir benzin doldurayım. Ya da sen doldur amına koyayım. Sen sürüyorsun zaten. Araba süreceğiz diye paradan olduk amına. Del Piero'ya gideceğim. Bak Del Piero ha. Highway, tamam mı? He. O kadar. Orada takıl. Ama ben bu arabayı hiç sürmedim ki. Ali aman diyeyim. Oğlum yavaş ol lan. Sikerim amını, ben geri geri giderim. Bundan sonra böyle devre atıyorum. Oğlum şehir içinde atmayacaksın, şehir içinde atmayacaksın. Nereye gidiyoruz? Del Piero. Del Piero nereye ya? Dönmüyor arabada. Al, İşaret oraya çıkacaksın. Artistik yapayım be, bir tur. Ya hayır oğlum, çocuk hayır. Ara. Şehirde yapmamamız lazım. Çocuklara bir artistik yapayım. Lan ya. Şehirde yapmamamız lazım. Benim araba diye. Doktorlara yapayım. Tamam hadi. Bir kerelik ha. Ali ya, sürüyor. Ali sürüyor. Ali sürüyor. Ya, Ali sürüyor. Ali geldi sunaklara. Kim var arabam nasıl? Bu arabayı dedi niye verdiniz babuna ya?
Çok iyi değil mi? Kaç aldın? Bedava ya, şefi dolandırdım. Şefi dolandırdın, tamam bir soru aldı dolandırmışsın. Hayır sonra sikerim belanı. Gidiyorum ben. Ya Allah senin belanı vermesin, çarpma lan şu arabayı artık. Çarpmadım. Fotoğraf atayım mı? Çarpmadı ki. Buralarda takılacaksın Ali. Yavaş ama, yavaş ama. Onu satayım, bu araba neymiş lan böyle? Bir tamir ettirsene ya. Oğlum çarpmadım lan. Tamam o zaman be, müteahhit. Onu satayım, Allah, Allah, Allah. Ananı sikeyim. Bu araba çok sıkılıyor, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ne bu araba çok kötü. Bu araba çok zıplıyor. Bu araba çok kötü bir araba, zıplıyor. Tamam sen in ben süreyim o zaman hadi. Bu araba ben bunu kullanamam. Bu çok şey zıplıyor. Bu çok zıplıyor bu araba. Bu olmaz. Bunu yapamamışlar mı? Ya bu ben göre değil bu. Yani en fazla süreceğim araba charger yani başka yok. Niye lan yapardın aslında? Ha? Niye yapardın aslında hadi? Dur ben de bir anons geçeyim dur hazırlanayım. Senin şeyin nickin şeyin kaçtı? Nick demişim. 40-33. 40-33 dedi 40-33. HSO devresini akabinde 10-08 pasif aktif. 10-04. 10-04. Oldu mu? Zaten maaşın yarısını buraya veriyoruz biz, ben anlamadım ki. Diğeri niye almadık? MC'lere ne? Bunu istediler. Ha. MC yaralı. 30-40-40 dedim ki olarak devreye başladı. 10-04. Şey Oya'ymış o, ben başka hırı sandım. Sen Oya'yı sevmiyorsun. Yok yenge olarak sana yapacaktım da sen niye istemedin anlamadım. Ya yok oğlum ya. Yo var mı ya? Ben öyle görmüyorum oğlum, görmüyorum. Senin var mı yoksa lan? Yok ya. Harbi mi diyorsun? Hiç olmadı ki oğlum. Hiç mi? Hiç sıfır. Daha benim kuşatmadı biliyor musun? Hiç. Lan yok manyak mısın ya? Neyse olursa söylerim. Mesaj atarım yengeye. Tamam. Senin hakkında böyle söyledi. Hani var bir pasiflik ama neyse. Ben başka şeyler duydum, neyse onları söylemeyeceğim. Ne lan ne duydun? Ya söylemeyeceğim. Ne duydun ne? Aa. Söyle söyle. Yok yok. Söylesene lan. Senin yenge var dediler bana. Kim dedi? Söylemem. Kim dedi lan? Söylemem. Oğlum konuşuyorlar, departmanda konuşuyorlar yani. Arkamdan konuşan önümden geçsin o zaman. Kaslıyım bu arada. Ne? Kaslıyım hani büyük anlamında kaslı. Öyle denir ya. Nasıl yani? Arkamdan konuşan önümden geçsin, virgül kaslıyım. He. Ne oldu? Hiç öyle. Yağmur. Ne yağmur mu yağıyor? Başladı biraz. Kalp. Hey gidi ya. Ulan araba çok güzel ya. Kalp. Salak bu çocuk ya. Lehi Tufa, İbrahim ile abone olduğun için çok teşekkür ederim. Ne zaman kapatırız yayını? Vallahi bugün kahramanı pek yapamadık. Ondan dolayı çok fazla yapamadım ama 6 saat falan zorluyoruz şu an yani. Gittiğimiz yere kadar gideriz. Ya bunun bir Marmara tatili var ya. Yaklaşıyor. Araba çok güzel, evet. 12 saat yapmam bugün ya, yok.
Yani zaten salı günü yayın açarım bu arada. Onu söyleyeyim. Şu Süper Online işi hallolduğu vakit direkt zaten yayınlara başlayacağım. Ne? Ne? Şu dedin de. Öylesine konuştum ben ya. Çingden. Aynen. On iki demedim. Oğlum goy goy yaptık ya yayının başında. Takılırız işte. Ya işte takılabildiğimiz yere kadar. Sonra da kapatırım. Bir de yarın yorgun olmamam lazım. Taşıma şeyi var. Yine de ona rağmen güzel yaydık işte gerçekten yani. Burada mı devre yaptılar devrem? Evet. Ha şehri ortadan böldük yani. Evet. İyi. Sen nasıl buldun aracı? Ben... Araç kötüymüş ya. Ama ne olur beğen ha Ali. Seni bir sardı gibi bilmedim de. Ne yapıyorsun oğlum? Pardon. Lan önümü görmüyorum, ne yapıyorsun? Ha pardon, şöyle oturayım bir. Tamam tamam. Şöyle durayım diye ya. Rahat devre yatarım devre ama uzun zaman sonra öten Porsche binmişiz anasını satın. Oğlum Porsche rahatsız araba ki. Nasıl rahatsız ya? Rahatsız araba, hızlı araba Porsche. Ne bekliyorsun? Konfor yok ki Porsche'de. Yo burada düz yolda konfor var. Konfor şey yok oğlum. Yok. Ben sürekli zıplayıp duruyorum sürekli. Yok be oğlum, konforsuz araba Porsche. Peki Mercedes mi Porsche mi? Mercedes. Harbi mi? Harbi. AMG'si iyi olur ya. Rahattır ya. 1.6 otomatik dizel. Şey 1.5. Olabilir ya. Tabii tabii 1.5 olur. Hayalet ekran. Beyaz. Sen bayağı taktın ha hayalet ekranı. Seviyorum ya onu. Biz niye ESE olduk kardeş ya? Paletoda devreye yok yine. Gidelim ya, gezeceğim ben. Tamam tamam git yukarılara. Oraya lazım zaten. Edim 2 10 20 durumu 1099. Arabayla fotoğraf çekilmesek mi ya? Gel çekilelim. Ama güzel bir şey. Böyle manzarası olan güzel bir yere. Uf Ali dur. Bulduk mu? Hiç yok ya, kötü oluyor ora. Sen Korkut tanıyor musun? O kim lan? Mekanik Korkut. Yok tanımıyorum. Şuradalarmış. 2054 kod dedi. 3022 Lincoln bir koduyla devreye başlanır. İyi sarıyor araba ha. Bayağı. Yavaştan. Enes araba ne acaba şehirdeki? Bence bizim bindiğimiz. Bu mu?
Ya ben en hızlı bizim en son bindiğimizi biliyorum. Yok bu değil. O diğeri vardı ya. Şey McLaren. Aynen. Şey peki A mı büyük S mi? Aha burada 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 hack ihbar. Lincoln Miller son ihbara intikal ediyorum. Yakın birim var mı? 3.50 mil adam intikal ediyoruz. Adam 5 soyuz ama. İntikal eden var mı arkadaşlar? Bir intikal ediyorum. Yetiştik şu an. Buradan zor ya devrim. Çok zor. Ufak bir 10-50. Ufak diyor ya bir de. Adam modemi söktü götürdü muhtemelen, yetişemeyiz hiç. Bir tane de aslında böyle büyük bir şeyimiz F-150 biber var ya, ondan olsa nasıl olur devrem? Ya bir de uçağımız olsaydı hala ondan olsa nasıl olur devrem? Sen bazen kötü bir herif oluyorsun ya. Senin sevgilin olmamasını anlıyorum ben. Kalbi kötü diyorsun? Çünkü pislik yani, öyle anladın mı? Anladım. Pislik. Niye benim insansın. Kalbimi kırdın? Sen de benimkini kırıyorsun çünkü. Ben senin kalbini kırmadım ki. Kırdın. Yok be oğlum. Uçağımız olsun. Yok. O da olsun. Allah daha çok versin. Kişi sen dişort tarafına da kaçmış olabilir. İhbar noktasını kontrol ediyorum. Çevreye. Biz de bakıyoruz şöyle. Dinlemede. Departmandaki aracını çekeyim mi yoksa fazla mı? Oğlumla çekebilirsin. Devrem şeye gidelim ya. İhbar çevresinde temas sağlanamadı. GPS'sini bir şeye dokunur musun? Anlaşıldı. Biz de kodik şeklini aradık. Olumsuz. Benzin aldığımız bilmiyorlar ya. Neye gidelim devrim? Ha? Şurada muhabbet ediyorlarmış işte. Neyse. Çok uzak. Tamam, iptal et o zaman. Oğlum çok güzel araba ya. Çok güzel araba, amına koyduğumun yeri be. Bu araç ne? Nasıl ama Emir? Ölüyorduk. Ay çok kötü bir şey gördüm. Ne oldu lan? Çarptık mı biz arkadaki arabaya? Ya. Altından geçip gittik de. Öyle mi? Çok kötü oldum.
71 intikal 6.5 mil. 1.90 mil. 30 mil. 10.04 sizden. Kişiyi yayan bu arada. Lütfen artık. BMW SX soruyoruz. Karakol yönündeki köprüden 10.80 başladı. SO yakın mısın? Pekişli mi? Dönüyorum. Kaç mil? İşaretlesen hadi. Bakıyoruz ama. Ben de departmanda çıkarıyorum bir SO. SO gelene kadar Mustang'de destekleyebilirim. Departmanda SO çıkardım. İntikal ediyorum. Ben SO'yu koyuyorum o zaman geri yerine. Olumsuz. Bir olaya bir SO şeklinde. Evet. Aslılar. Ben niye geziyorum o zaman amına koyayım? Of Allah'ım, her gün yeni Victor bir şey çıkarıyorlar. SO Victor 1. 71 Victor 2. Biz gidiyor muyuz şimdi oraya? Gidek, bizi orada devreye atın dediler. Senin bok yemen. Ben ne dedim oğlum, ben bir şey demedim ki. Ananı sikeyim. Çok güzel gözüktü lan. SF'ım atsın dediler. Ondan sonra gidiyoruz. İkinci SF çıkıyor. Koyalım diyoruz. Bir birim olsun her olaydı. Vallahi kafam karışmaya başladı artık. Bisikletle boş devre edeceğim ondan sonra. Aynısı, en iyisi, en iyisi. Heh. Hiç sorumlu sorumlu almayacağım. Kolin bir çok kısa bir 10-23 durumu. Gerçi biz de uzaktık ama biraz. Afrat, kanala gidiyor. Oh, tehlike. Çok tehlike. Aşağıda suda. Suya atlayabilir. Atlamadı. Oraya gitmeyeceğiz değil mi? İntikal etmeyeceğiz. Yo, normal gidiyorum ben. He. Ay, yoruldum ha. Şunuza da bak. Ya ama. Görüşelim. Bir Victor 1. Kahura geçmem bro ya, yoruldum zaten. 11 10 23 10.99 Charlar 10.08. Bazen gerçekten GTA çok eğlenceli oluyor ki bugün eğlenceliydi ama o kadar şey yapamadık Kahru'da. Bizim ekipler falan gelince böyle bir eğleniriz diye düşünüyorum. Ama ona rağmen 6 saat bence güzel bir saat yani. Helal olsun. Devrem, ben 10.42 vereceğim. Tamam Devrem. Yorulduk ya. Yorulduk vallahi, yorulduk. Daha Victoria daha etkili olabilir. Yaklaşık ben 6-7 saat oldu ya. Böyle avel gibi bakıyorum artık. Harbi mi? Ha. Victor, biri müsait bu konumda alabilirsin. Olumlu, buradan bir çıkalım. Biz nereye gidersek tam tersinde. Aldık Victor 1'e. Alalım Victor 1'e. Wow. Araçta kaç kişi görüş yapın? Sağlayabildiniz mi? Göremedik.
Güzeldi chat, güzeldi. Gelen herkese çok teşekkürler. Ya ben gönül ister daha fazla yapayım ama Kahru'yu bugün uzun tutamadık ya. Ondan dolayı böyle oldu. Yeni evde, yeni düzenle falan gayet güzelce yaymalara devam ederiz. Ki bu yayın programı benim çok hoşuma gitti ya. Yani her türlü eğleniyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bayağı bildiğin eğleniyorum yani bu yayın programından. 40-33-10-42 herkese iyi mesajlar. Son ekibarı 3.82 mil. Devrem, hadi görüşürüz. Yakın birim var mı? 2.50. Devrem kendine bak. Geçiyoruz. 10-04.